Mutasyonlarla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Soy ağacında belirlenen mutasyonun çekinik, baskın, otozomal veya eşeğe bağlı genlerle olup olmadığı saptana bilecektir. Çünkü mutasyonlar çevresel değişimlerden dolayı DNA'nın nükleotit dizisinde meydana gelen değişimlerdir. Somatik hücrelerde meydana gelen mutasyonlar eşeli üreme ile nesilden nesile aktarılamaz. Somatik hücreler vücut hücreleridir ve buradaki e, mutasyonlar eşeli üreme ile aktarılmayacaktır. Eğer ki üreme ana hücresinde ya da üreme hücrelerinde görülen mutasyon varsa nesilden nesile aktarılabilecektir. Mutasyonlar bir canlının fenotipinde etkisini kesinlikle gösterir demiş. Mutasyonlar her daim fenotipte etkisini göstermeyebilecektir. Daha sonraki nesillerde yok olada bilecektir. Bu anlamda bu da yanlış olacaktır. Hangileri doğrudur dediğimizde cevabımız 1 ve 2'dir. Aşağıdaki yapılandırılmış gridde bazı kavramlar verilmiştir. Buna göre numaralandırılan kavramlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 4 numaralı olay 1 numaralı olayın nedeni olabilir. 4 numaralı olay mutasyondu ki mutasyon kalıtsal varyasyon yani kalıtsal çeşitliliğin nedeni olabilecektir. Çünkü mutasyon DNA'nın nükleotit dizisinde meydana gelen değişimdir. 2 numaralı olay canlının hayatta kalma şansını artırır demiş. 2 numaralı olay adaptasyondur ve adaptasyon uyum demektir. Canlının hayatta kalma şansını artıran kalıtsal faktörleri içermektedir. 3 ve 6 numaralı olaylar kalıtsal varyasyonların azalmasına neden olur. Doğal seçilim ve yapay seçilim kalıtsal çeşitliliğin azalmasına neden olacaktır. 6 numaralı olay 5 numaralı olayın sağlanmasında kullanılır demiş. Yapay seçilim biyolojik ıslahta mı kullanılır? Yapay seçilimde istenilen özelliklere sahip bireyleri seçtim, çeşitli yöntemlerle çiftleştirdim ve beğenilen özelliklere sahip canlılar elde ettim. Bu anlamda yapay seçilim biyolojik ıslahta da kullanılacaktır. Çünkü biyolojik ıslah canları iyileştirme iyi duruma getirme işlemleridir ve canlılarda da verimliliği artıracaktır diyoruz. 3 numaralı olay daima 2 numaralı olay ile sonuçlanır demiş. Doğal seçilim sonucu evet adaptasyon oluşacaktır. Fakat daima değildir. Doğal seçilim sonucunda adaptasyon sağlayabilen sağlayacaktır. Ama burada bir rekabet durumu söz konusudur ve rekabeti kazananlar hayatta kalacaktır. Diğerleri ise ölecektir. Bu anlamda e şıkkı yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal olmayan varyasyona örnek verilebilir? Van kedisinin bir gözünün mavi, diğer gözünün yeşil olması kalıtsaldır. Devenin kirpiklerinin uzun olması, çöl tilkisinin kulaklarının geniş olması ve kaktüs yapraklarının diken şeklinde olması kalıtsal varyasyon, varyasyonlara örnektir. Fakat kalıtsal olmayan varyasyon dediğimizde polen ile beslenen arı larvalarından işçi arının gelişmesi. Burada neyi anlıyoruz? Beslenme durumu söz konusudur. Bu anlamında da kalıtsal değildir. Eğer ki ben polenle beslersem işçi arı olacaktır. Arı sütüyle beslersem kraliçe arı olacaktır. Bu anlamda da cevabımız D şıkkıdır. Bir canlının belirli çevrede Hayatta kalma ve üreyebilme şansını artıran kalıtsal özelliklere adaptasyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaptasyon örneği olamaz? Kutup ayısının beyaz renkli olması adaptasyon örneğidir. Çünkü avlarını daha kolay yakalayabilmek için ortama uyum sağlamışlardır. Bebenin hörgücünde yağ depolaması yine adaptasyondur. Çünkü metabolik su ihtiyacını karşılamak için hörgücünde yağ depolayacaktır ve çölde su bulamadığında bunu yakacaktır. Ördeğin parmaklar arasında perde bulunması yine bu da rahat yüzmesini sağlayacaktır. Bir adaptasyon örneğidir. 16 derecede yetiştirilen sirke sineği larvalarının düz kanatlı olması bu bir adaptasyon örneği değildir. Bu bir modifikasyon örneğidir. Çünkü burada çevresel faktörün etkisiyle genlerin işleyişi değişti. Bu yüzden de kalıtsal olmayan değişiklikler grubundadır diyoruz. Kaktüsün yapraklarının diken şeklinde olması yine adaptasyon örneğidir. Çünkü burada da su kaybını en aza indirmek isteyecektir diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Bir öğrenci çuha çiçeği ile ilgili aşağıdaki gözlemlerde bulunuyor. Çuha çiçeğinde çiçek rengini yetiştiği sıcaklık belirlemektedir. 15-25 derecede kırmızı, 25-35 derecede beyaz renkli çiçek açıyor. Bu öğrenci yapmış olduğu gözlemlere dayanarak ifadelerinden hangilerini doğru olarak söyleyebilir? Çevresel koşullar varyasyonun neden olabilir. Evet sıcaklık bir çevresel etkendir ve çevresel etken olan sıcaklık sonucu sıcaklık arttığında beyaz renkli çiçek açmıştır. Yani çeşitliliğe neden olmuştur. Çuha çiçeğinde sıcaklık genin işleyişini değiştirmiştir. Evet genin işleyişi değişerek birinde kırmızıyken birinde beyaz renkli çiçek açılmasına neden olmuştur. Kırmızı renkli çuha çiçeğinden vejetatif üreme ile elde edilen yavru bitki, 25-35 derecede yetiştirildiğinde kırmızı renkli de açar demiş. Burada evet buradan bir dal aldım. Fakat olay burada hangi bitkiden alındığı değil. Zaten aynısı çuha çiçeği. Buradaki önemli olan faktör sıcaklıktır. Sıcaklık artışına bağlı olarak yani 25-35 derecede tekrar beyaz renkli çiçek açacaktır. Bu yanlıştır. Ve cevabımız 1 ve 2'dir. Yapay seçilim ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Tür içi çeşitliliği artırır demiş. Yapay seçilim belirli özelliklere sahip bireyler seçiliyordu, çeşitli yöntemlerle çiftleştiriliyordu ve beğenilen karakterlere sahip bitki ve hayvan ırkı eldesi gerçekleşiyordu. Bu anlamda tür içi çeşitlilik artmayacaktır, azaltılacaktır. Çünkü belirli özelliklere sahip bireylerimiz var artık. Popülasyon içerisinde istenen özelliklere sahip bireylerin sayısında artış gözlemlenecektir. Doğrudur. Tarım ve hayvancılıkta ıslah çalışmalarında kullanılabilir. Doğrudur. Çünkü ıslah çalışmalarının amacı canlılığı iyileştirme, daha iyi duruma getirmedir. Bu anlamda da cevabımız 2 ve 3 olacaktır. 1800'lü yılların başında Sanayi devriminin gerçekleşmesiyle endüstrileşme hız kazandı. İngiltere'nin Londra ve Manchester arasındaki bölgede yer alan ağaçların gövde rengi havaya salınan is bulutunun etkisiyle koyulaştı. Sanayileşmeden önce bu bölgede açık renkli güveler yoğun olarak bulunmasına rağmen sanayileşme ile birlikte koyu renkli güvelerin sayısında artış tespit edildi. Buna göre güvelerde gerçekleşen değişim Aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? Bu durumda adaptasyon gerçekleşmiştir. Adaptasyon bir bireyin bulunduğu ortamda hayatta kalma ve üreyebilme şansını artıran kalıtsal özellikleridir. İşte burada da güvene yapmıştır, taklit etmiştir ve korunma amacıyla bu şekilde koyu renkli görünmüştür. Bu da bir adaptasyon örneğidir. Bitkilerde gözlemlenen adaptasyonlarından hangileri su kaybını engellemeyi amaçlar? Kütikül tabakasının kalın olması su kaybını en aza indirmek amacıyla yapılacaktır. Doğrudur. Stoma'nın yaprak yüzeyinde ve üst konumlu olması su kaybını artıran bir faktördür. Yaprak yüzeyinin dar olması bu su kaybını engellemeyi amaçlayacaktır. Örneğin işte kurak bölgelerde kaktüslerde mesela ne olmuştur yapraklar iğne şeklini almıştır. Buradaki amaç su kaybını engellemektir. Kazık köke sahip olma bu amaçlamayacaktır. Çünkü kazık kök dediğimizde ana kök iyi gelişmiş, yan kökleri az gelişmiştir. Fakat su kaybını engellemeyi amaçlıyorsa bu bitki o zaman sudan daha fazla yararlanabilmelidir. Ve yan kökleri daha geniş olmalıdır diyoruz. Bu anlamda 1 ve 3... Doğru cevabımız olacaktır. Çölde yaşayan memelilerde adaptasyonlarından hangileri görülür? Kulak, burun, kuyruk gibi vücut çıkıntılarının yüzeyinin geniş olması gözlenecektir. Çünkü yüksek sıcaklıkta bir ortamda yaşıyorlar. Bu anlamda da ısı alışverişini artırmak durumundadır ve vücut çıkıntıları büyüktür, geniştir. Kirpiklerin uzun olması görülecektir. Örneğin develerin kirpikleri uzundur. Çünkü kum fırtınalarında gözlerini koruyacaktır. Ayak tabanlarının yine geniş olması bir adaptasyondur. Fakat seyreltik idrar oluşması görünmeyecektir. Çünkü seyreltik idrar dediğimiz bol sulu idrar oluşumudur. Fakat çölde yaşayan memeli ne yapacaktır? Su kaybını en aza indirmek için daha yoğun bir idrar oluşumu gerçekleştirecektir diyoruz. Bu anlamda 1, 2 ve 3 görülecektir. Aşağıda pestisit kullanımına bağlı olarak pestisite dirençli böceklerin sayısının zaman içerisinde artışı gösterilmiştir. Böceklerin birey sayılarındaki değişim dikkati alındığında ifadelerinden hangileri doğrudur? Pestisite direnç bulundurmayan böcekler doğal seleksiyona uğramıştır Evet direnç geni sahip olmayan böcekler ne olacaktır? E, ee, öleceklerdir bir sonraki durumda. Bunlar öldü. O zaman doğal seleksiyona uğradılar. Pestisit uygulaması sonucu hayatta kalan böcekler pestisit direnç genini bir sonraki nesle aktarmıştır. Çünkü pestisit direncine sahip yeni nesil oluşturmuştur. Doğrudur. Böcek popülasyonunun gen havuzunda pestisite direnç genine rastlanma ihtimali Zaman içerisinde azaltılmıştır. Bu yanlıştır. Çünkü pestiste dirençli bireylerin oluşumu sağlandı. Yani azaltılmadı, artırılmıştır. Ve doğru cevabımız 1 ve 2'dir. İnsanların bakteriyel hastalıkların tedavisinde bilinçsiz ve yanlış antibiyotik kullanımı günümüzde bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasına neden olmuştur. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasında durumlarından hangileri etkili olmuş olabilir? Antibiyotiğe dirençli bireylerin hayatta kalması, dirençsiz bireylerin doğal seçilime uğraması yani yok olması olmuş olabilir. Antibiyotiğe dirençli bakterilerin dirençsiz bakterilere plazmit DNA aktarımı ile antibiyotiğe direnç genini aktarmasıyla direnç sahibi bakteriler oluşumu gözlenebilecektir. Bakterilerin zamanla mutasyon geçirmesi de olabilecektir. Mutasyon geçirerek direnç kazanmış olabilecektir yani. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür.